Alo Peyker. Hoş geldin anne. Neredesin? Galeriye gidiyorum, bir görüşmem var çok önemli. Sonra geleceğim seni görmeye. İyi, kısa kes görüşmeye ve çabuk gel. Ne oldu? Gelince anlatırım. Ya merakta bırakma beni, söyle. Ya telefonda söylenecek şey değil, gelince öğrenirsin işte. Bekliyorum, hadi. Amma sallandın Katya. Bırak çık işte. Süt? Bırak dedim. Biz hallederiz. Afiyet olsun. Yazık kızı. Hırsın ondan alma sen de. Aman bırak Allah aşkına. Katya. Nesrin'i yukarı gönderir misin lütfen? Bülent meyve suyunu döktü. Tamam. Firdevs Hanım uyuyor mu? Peyker Hanım geldi, oturuyorlar. Ateşle oynuyor aptal. Politika nedir bilmiyor. Ya Adnan blöfünü görürse ne olacak? Tabii blöfse o da. Ne olacak? Kapının önünde bulacak kendini. Tabii ben de. Sahip olduğum her şey gidecek elimizden. Millet yine başlayacak arkamızdan konuşmaya. Düşman sevindireceğiz yani. Bizi bile etkiler. Ya evlenirken dinlemedi lafımı. Çok güveniyordu kendine. Madem evlendin, yürütmeye bakacaksın. Böyle her gün itiş kakış nereye kadar? Adnan'ın da sabrı taşacak sonunda. Ondan korkuyorum. Ya Bihter pişman mı oldu sence? Aslında ben uzun zamandır huzursuzum. Bir işler karıştırıyor gibi geldi bana. Şöyle bir yokladım ama laf alamadım ağzından. Başka biri olmasın hayatında. Saçmalama. Geçen de Adnan'a bende olduğunu söyleyip kayboldu ortalıktan. Beni de kullandı yani. Neden yaptığını sorunca da senin üzerine attı. Benim mi? Senin bir işler karıştırdığını söyledi. Sözüm ona sen esrarengiz davranıyormuşsun da seni izlemeye almış falan. Deli mi ne? Benim her şeyim ortada. Görüyorsun işte. Ben buradayım. Onun nerede olduğu belli değil. Geçen gün de bana gelmişti. Birden kalktı apar topar. Evlilik yıl dönümü için hazırlık yapacağım dedi. Anlamıyorum ben bu kızı. Ya kafamı çok karıştırdı. Efendim. Bihter neredesin sen? Kötü haber çabuk yayılmış. Neredesin dedim. Peyker lütfen rahat bırakın beni. Aramayın, istemiyorum. Ya nerede olduğunu söyle, yanına geleceğim. İstemiyorum dedim. Seni çok merak ediyorum. Neler oluyor söyle bana. Sorun ne, bana anlat. Biz kardeşiz Bihter. Benle paylaşmayacaksan kimle paylaşacaksın? Paylaşacak bir şey yok. Lütfen rahat bırak. Söylemediğine göre ya ortada gerçekten büyük bir problem var ya da gerçekten bir şey yok, naz yapıyorsun. Hangisini düşünmek istiyorsan düşün. Evlilikten mi sıkıldın? Hoşça kal. Yüzüme kapattı. Aptal. Aptal, aptal. Thank you.